Merhaba arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle minik bir kese lif çalışması yapacağız İsterseniz yüz lif olarak isterseniz bebeklerimiz için kullanabileceğiniz güzel bir çalışma şöyle görelim İki parça halinde ördük kenarlarından birleştirdik daha sonra bağcığımızı ve buradaki görmüş olduğumuz kabartılı çiçeğimizi ördük ve lifimiz kullanılmaya hazır hale geldi ben lif ipimi kullandım iki renk olarak kullandım ve iki numarada tığımı kullandım sizler dilediğiniz iplerde dilediğiniz uygun tığlarla da örebilirsiniz. Evet bu güzel çalışmamızın yapımına geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizleri beğeni ve yorumlarınızla desteklerseniz çok mutlu oluruz. Evet kolay gelsin diyerek bu güzel çalışmamıza başlayalım kolay gelsin. Lifimi örmek için kartopunun kristal marka ipini kullanıyorum. Şöyle çok tatlı bir lila. 2,5 numarada tığım var. Eliniz 2'ye 2.5, 1.75'e her neye alışkınsa o numarayla örebilirsiniz. Şöyle iki katlı lif ipimiz. 3 tane zincirimizi çekerek başlıyoruz fıstıklarımıza çalışmaya. Şöyle bir tane düğmümü attım, sıkıştırdım. 1, 2, 3. 3 zincirimi çektim. İpimi uzatıyorum. Tığımın başını doluyorum. İkinci sıradaki... Bakın ikinci sıradaki zincirin içerisine giriyorum. Ve şöyle uzatıyorum. 1. Başını doluyorum. 2. Başını doluyorum. Aynı yere 3 defa giriyorum. 4 listeyen arkadaşlarımız 4 defa da girebilirler. 3 defa aldığım fıstığımız için oluşan ilmeklerimi tek seferde çekiyorum. Şöyle kapatıyorum bir tane de zincir birinci fıstığımız oluştu şimdi üzerine yine ipimi uzatıyorum buradaki minik göz var bakın şöyle şurada görmekteyiz o gözün içerisine giriyorum bir aynı yere iki aynı yere üç defa giriyorum şöyle tutuyorum İpimin başını doladığım içinden geçiyorum şöyle bir defa kapatıyorum bir tane de zincirimi çekiyorum. İki fıstık oldu. Yine uzatıyorum. Aynı şuradaki midik kapadığımız deliğin içerisine geliyorum. Bir. Doluyorum. İki. Doluyorum. 3 Çekiyorum. Kapatıyorum ve bir zincir. 3 fıstık oldu. Devam ediyorum. Bir. Devam ediyorum. Aynı yere bakınız. 2 ve tekrar üçüncü kez giriyorum hepsini tek seferde şöyle içinden geçiyorum 1 ve 2 4 tane fıstığımız oldu ben fıstıklarımı yapmaya devam ettim 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane kapalı fıstık yaptım şu şekilde şimdi 9. fıstığımızı kapatmıyoruz açık bir şekilde tutuyorum Şöyle sayalım tekrar bakınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kapalı fıstık 9. açık olarak çalıştım. Şimdi birinci sıramıza başlıyoruz. Burası zeminimizde. Şimdi bu açık fıstığımızı bir tane fıstık atlıyorum. İkinci fıstığım bitimine başını doluyorum. Geri batıyorum bakınız. Bir fıstık atladım. İkinci fıstığın bitimine geldim. Hemen 3 defa da burada yeni bir fıstık örüyorum. 2 3 defa da çektiğimiz yani şöyle doldurduğumuz 3 bir tane baştaki bir de şimdi yaptığımız fıstığımızı tek seferde çekiyorum kapatıyorum bir zincir bakın birinci sırayı başlattım şimdi bir tane tepeye açık fıstık artık açık fıstığımızı yapıyoruz 2 ve 3 tığımın başında doluyorum bir ileriye bakın dibine değil bir ileriye batıyorum. İkisine bağlantı yerine 1 2 ve 3. Her ikisini çekiyorum. Kapatıyorum. Bir tane zincir. Ve bu şekilde bir tane tepeye açık fıstığımız 1 2 3. Dileyen arkadaşlarım 4 defa da sarabilirler bir tepeye. Bir ileriye. Dibine değil. 1 2 ve 3 her ikisini tek seferde çekiyorum kapatıyorum ve bir tane zincir bakın işlemimiz bu şekilde aynı işlemlerimin tekrarıyla sona doğru ilerledim bir tepede bir de dibine battım tek seferde çekiyorum kapatıyorum ve bir zincir şimdi en son kenardaki fıstığımız var bakın başlangıcı yine tepeye bir tane örüyorum 1 2 ve 3 tığımın başını doluyorum hemen dibine giriyorum 3 tane başını dolayarak aldığımız ilmeğimizde bir fıstıkta en başlangıç noktama yapıyorum tek seferde kapatıyorum ve bir zincir Evet birinci sıramızı şu şekilde görmekteyiz bakınız bu şekilde tamamlandı. Şimdi ikinci sıramıza başlayacağız. Bundan sonra yapacağımız işlemler tamamen aynı olacak. İkinci sıradaki gibi istediğimiz gibi uzatabiliriz. Yani ne kadar uzunluk istersek aynı şekilde başlayıp aynı şekilde diğer sıraları da bitireceğiz. Burası o yüzden önemli bir sıra. Şöyle arkayı çeviriyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Her sıramızın başlangıcında önce bir tane kapalı fıstığımızı mutlaka çalışıyoruz. Her sıranın başlangıcında. 3 defa çektim. Kapadım. Bunun üzerine bir tane açık şuradaki köşeyi oluşturmak için bir tane açığı yapıyorum. Bütün başlangıçlarımız önce bir kapalı, üzerine de açık fıstığımız olacak. Bir kapalı, bir açık ördüm. Şimdi bu açık fıstığımız hemen ilk. Bakın şuradaki alttakinin de tepesine başını doluyorum. Batıyorum. 1 2 ve 3. Her ikisini aynı anda çekiyorum kapatıyorum bir zincir bakın ikinci sıramıza başladım bütün sıralarımda aynı şekilde devam edecek bir kapalı bir açık fıstık ve hemen önündeki yani bir alttakinin üzerine batıyorum aradaki işlemlerimiz tamamen alt sıradaki ile aynı bir tane tepeye açık bir tane de ileriye bakınız sıra içerisinde hepsi açık olacak. Tek seferde çekiyorum, kapatıyorum bir zincir. Çekiyorum. Batıyorum 1 2 ve 3. Bir ileri 1 2 ve 3. Çekiyorum, kapatıyorum bir zincir. sona kadar işlemlerimizi tekrar edelim. Aradaki işlemlerimizi aynı şekilde tekrar ederek ilerledim. Şimdi en son bitişe geldim. Bakın bütün bitişlerde aynı şekilde devam edecek. Bir tane açık fıstık ve şuradaki kenardaki bölümüme yine giriyorum. 1, 2, 3. Her ikisini çekiyorum. Kapatıyorum. Bir tane zincir. Bakın ikinci sıramızı da bu şekilde tamamladık. Biraz önceki başladığımız gibi bir kapalı bir açıkla başlıyoruz. Ve istediğimiz uzunluk ölçüsü olana kadar örmeye devam ediyorum. Her başlangıcı tekrar hatırlatmak istiyorum. Bir tane kapalı. Üzerine açık kenarlarımız olduğu için sonrasında sıramın ilk şuradaki görmüş olduğum fıstık arasına batıyorum. İkişer ikişer artık ilerliyorum. Şöyle görelim. Bu şekilde büyütelim. Kesemizi örerek büyüttüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 toplamda 9 sıra ördüm. Son bitişi de sizlerle birlikte çalışalım. Bir tane açık fıstığımı 3 defa da yine çekiyorum. En sondaki araya batıyorum. Her ikisini çekiyorum. 1 2 zincirimi çektikten sonra ipimi buradan koparıyorum. İpimizi kopardım. Aynısı gibi bir parça daha örmemiz gerekmekte. Kese olacağı için yine aynı sayıda ve aynı sırada örelim. Ee, i̇ki tane parçamızı da tamamladıktan sonra birleştirme işlemini yapalım kesemizin. Şimdi şöyle ipimizi iç kısımlara doğru çekelim ve beyaz rengimle kenarlarını tığlamak istiyorum. Beyaz ipimi alıyorum. Önce ağız kısmını çalışalım. Bir tane zincirimi çekiyorum ve düğümümü atıyorum. İlk başlangıç noktasına giriyorum. Bakınız şöyle. Batıyorum buraya. Sabitliyorum. Bir tane zincirimi çektim. Ve buraya ilmeğimi uzatıyorum. Fıstıklarım çalışmaya başlıyorum ağız kısmı için. 3 ve 4. Kenarını 4 defa da alalım. Çekiyorum, kapatıyorum. Zincir çekmiyorum. Araya giriyorum ilmeğimi uzatıyorum 4 defa da sarıyorum 1 2 3 ve 4 çekiyorum kapatıyorum araya zincir çekmiyorum devam ediyorum her bir boşluğa uzatıyorum 2 3 ve 4 çekiyorum kapatıyorum ileriye uzatıyorum. 4 defa da sardığım fıstıklarımı yapıyorum. Çekiyorum, kapatıyorum. İleri. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. En son şu araya batıyorum kesemizin ağız kısmını bu şekilde tamamlamış oldum bir tanesini şimdi diğer parçayı alıyorum birleştirerek örmeye başlıyorum şimdi buraya batmıştım diğer tarafında en uç kısmına bakın ağız kısmının ilk kenara gelip batıyorum yaklaştırıyorum buraya sabitliyorum şimdi uzatıyorum yine bir tane buradan bir tane diğer araya girerek sarmaya başlıyorum 1 2 iplerimizi yarımlamayalım 3 ve 4 çekiyorum kapatıyorum araya zincir çekmiyorum Hem buna bu sıraya hem de diğerini aynı karşılığına gelecek sırasına giriyorum uzatıyorum ve dört defa da aynı yerden geçiyorum ipimizi yarımlamamaya dikkat edelim bakınız diğer taraftan fıstığımızı saralım 2 3 ve 4 çekiyorum kapatıyorum bir sonrakine geçiyorum uzatıyorum. Dört. Çekiyorum, kapatıyorum. Diğer araya. Bütün yanımızı bu şekilde örelim aşağı doğru. Lifimin kenarlarını örerek geldim. Şuradan başlamıştım bakınız. Kenarlarını birleştirdim. Her iki kenarını kese haline getirdim. Diğer tarafa geldim. Şöyle görelim. Şimdi ilk önce ağız kısmından başlamıştık. En sonunda karşı tarafın ağız kısmını çalışıyoruz. Yine burada yapmış olduğumuz işlemin birebir aynını tekrar ediyoruz. Kenarımızı bitirdikten sonra yine aynı yere fıstığımı örüyorum. 4 defa alıyorum. 3 ve 4. Kapatıyorum ve hemen diğer iki fıstık arasına giriyorum. Başlangıç yerimize kadar bu şekilde kenar tığlama çalışmamızı yapalım. Kapatıyorum diğerini. Şöyle görelim. Buraya kadar örelim. Şöyle şuraya kadar her bir fıstık arasına girelim. Kesemizin ağız kısmının fıstıklarını da beyaz rengimizle tamamladım. En son bitişi birlikte yapalım. Şöyle kenara giriyorum. Şuraya bağlanıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimizi buradan koparıyoruz. Dilerseniz kesebilirsiniz ama lif ipi biliyorsunuz gayet rahat bir şekilde kopmakta kolay. Evet şimdi şuradaki bağlamasını çalışalım. Bu kısmı boğacağız bu kısım için ilk önce 3 tane zincirimizi çekelim ve ardı ardına fıstıklarımızı örelim bir tane düğümümü attım 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ilmeğimi uzatıyorum aşağıya giriyorum 1 2 3 ister 3 ister 4 de yapabilirsiniz 3 defa aldım çekiyorum kapatıyorum bir zincir Tekrar ilmeğimi uzatıyorum. Kapadığım yere şuradaki gördüğümüz minik boşluk içerisine batıyorum. 1 2 3 Tabi dilerseniz 4 olacağını da söylemiştim. Çekiyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Hepsinin arasına birer zincir çekerek büyütüyoruz. 3 defa çektim. Kapatıyorum. Bir tane zincir. Bu şekilde biraz büyütelim. Evet bağcığımızı ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 fıstıkla ben bu bağlama kısmı için gerekli olan bağcığımı çalıştım. Şimdi tam ortalayarak takıyorum. Ben birinci, ikinci, üçüncü boşluk üzeri tam ortaya geliyorum. Aralarından geçirerek Bakın tam üçüncüye girdim, birer atlayıp geçiyorum. Yine üçüncünün arkadan devam ediyorum. Bütün çevresini dolaşıyoruz. Aynı orta başlangıç yerimize geleceğiz. Bundan sonra sadece çiçeğimiz kaldı. Çiçeğimizi de çalıştığımız zaman. Lifimiz hazır hale gelecek. Evet, şöyle görelim. Arkadan da düzeltiyorum. Üzdürelim biraz ve şöyle bir tek taraftan piyango atıyorum. Dilerseniz iki taraftan da. Atabilirsiniz şöyle görelim şimdi çiçeğimizi çalışalım tabi şuralarda daha sonra düzeltelim çiçeğimiz için 6 tane zincirimizi çekelim bir tane düğüm attım 1 2 3 4 5 ve 6 birinci zincir içerisine giriyorum minik bir halka yapıyorum kapatıyorum 1 2 3 4 5 tane zincirim çekiyorum tığımın başını doluyorum kapamış olduğum bu halka içinde ipimi de şöyle çevirerek giriyorum. 1 2 2 defa da trabzanımı ördüm. 1 zincir çekiyorum. Aynı yuva içerisine giriyorum. 1 2 Bir trabzan, bir zincirle 12 tane yuvamızı hazırlıyoruz. 1 zincir aynı yuva içerisine batıyorum. 1 2 defa da alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Giriyorum 1 ve 2. Tekrar bir zincir girelim. Bir zincir. Toplam 12 tane kutucuğumuz olacak. En son kapatacağımızla birlikte 2 4 5 6 7. Şimdi 8 örüyorum. 9. Bir zincir. 10. bir zincir 11. örüyorum ve bir tane zincir çekiyorum tekrar sayalım yanlış yapmamak için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 12. kutucuğumuz ise bir zincir çekmiştim hemen buradaki çekmiş olduğum ilk 5 zincirin 1 2 3 üçüncüsüne gelip batalım ve şu şekilde geçişimizi yapalım ve e, gülümüzün zeminini bu şekilde hazırlamış olduk. İlk kutuya şöyle geçiyorum ilmeğimi. Geçiriyorum araya ve 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Zincirimin hemen olduğu yere doldurmaya başlıyorum. 1 2 3 4 daha fazla doldurmak isterseniz doldurabilirsiniz. Hadi 5 yapalım. 5 tane doldurdum. 6, 7 de yapabilirsiniz. 5 defa sardım. Hemen yanındakine geçiyorum. 5 de buraya. 1 2 3 4 5. Birinciye kaç doldurduysak hepsini aynı doldurmamız gerekmekte. Tek seferde çekiyorum, kapatıyorum. 1 2 3 tane zincirle aynı yuvaya giriyorum. Aynı böyle girdim bakınız. 2 tane de çalıştım. Daha sonra yandakine ilmeğimi kaydırıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum ve yine 5 defa buraya dolduruyorum. 1 2 3 4 5. Sonra yanındakine yine 5 defa 1 2 3 4 ve 5 tek seferde çekiyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 tane zincirle aynı yuvaya iniyorum. Ve yanındaki kutuya geçişimi yapıp 1 2 3 şeklinde buradaki yapmış olduğumuz işlemimizin aynısını tekrar edip burada altı tane görmüş olduğumuz çiçeğimizin yaprağı olacak şekilde hepsini tamamlıyoruz. 6 tane fıstığımızı ördüm 1 2 3 4 5 ve 6. zincirini çektim hemen aynı yuvaya batıyorum buraya bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi buradan koparıyorum şimdi çiçeğimizi bu iplerimizi gizledikten sonra ortasına lifimizin kendi rengiyle bir tane de tomurcuğumuzu çalışalım yine rengimizi alıyorum bir tane fıstık çalışacağız Şöyle biraz ipimizi bağlayacak kadar bırakalım. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Her zaman olduğu gibi ilmeğimi uzatıyorum ve giriyorum birinci. Şöyle uzatıyorum. 1 2 3 4 5 doldurabildiğimiz kadar 6 7 8 defa da ancak doldurdum. Şöyle düzeltiyorum. Çekiyorum şuradan kapatıyorum. Bir tane de zincir ipimi koparıyorum. Şuradan ön yüzden ortaya gelecek şekilde bağlayacağım. Şimdi kenardaki ipimi alıyorum, geçiriyorum. Tam karşısına geleni de alıyorum geçiriyorum. Buradan düğümümü atıyorum. Güzelce çiçeğim bu şekilde hazırlandı. Şimdi lifimi şöyle bağlıyorum. Dilerseniz bunu da dikebilirsiniz tabi Lifimi şu şekilde fiyonkladım Bunu da içine geçirerek bağlayalım ya da dikelim nasıl kullanmak isterseniz. Evet. Çalışmamızı bu şekilde tamamladım. Şöyle görelim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler de yaparsınız. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.